çelik vinç prefabrik yapıyı getiriyor. De zorlanma oldu. Orada elektrik direği ve telefon telleri var. Şu anda kurtardı. Oradaki bina zaten şeysizdi. Tır dorsesinin üzerindeki konteyner kendi vinciyle takıp kaldıracak. Alanımız 10.5'a 6.5. Konteynerimiz ise 3'e 7. Çetin Bey, galiba vincin ön şeyine bağlamışlar. Oradan kurtarmaya çalışıyor. Şu anda kurtuldu. Ufuk'un konteyner evi şu anda havada. Böyle de güzelmiş aslında ya. Teraziyi alıp böyle mi dursa daha iyiydi. Asma merdivenle çıkılırdı. Bu arada altında görmüş olalım. Her iki arka köşeden 25'er santim teraziye alınıp yerleştirilecek ki ön ve doğu tarafından şey olsun, balkon veya veranda payı olsun.
Şu anda yerde 25 santim ve öbür tarafta da 25 santim işaretlendi. Ona göre indirilecek. Şu anda konteynerimiz yere indi. Dediğimiz yere konum itibarıyla tam. Şu anda evin kapısı açıldı. Evet, şu anda tanıtımını yapacağımız ev Adana Kentin Konteyner. Bugün öğlen civarı geldi. 1,5 saat içerisinde montajını yaptık. Nasıl yaptığımızı da anlatayım. İlk önce biz bu konteyner firmasıyla, Çetin Konteyner'la konuştuk. Ebatları zaten 3 metre, 7 metre. İçerisi isterseniz 2 tane oda, isterseniz bir salon, banyo, tuvalet, değişik versiyonlara bölünüyor. Biz ölçüyü aldık. Çetin Bey der ki evinizin konumunu istediğiniz gibi yapın ama biz en azından 3 metre, 7 metrenin üstünde, yani en azından yanlarında birer metre daha boşluk bırakacak şekilde bir zemin betonu. Terazi alınmış dedi. Biz tabi 10,5-6,5 gibi geniş bir veranda veya ön şey olsun diye farklı yaptık. Binamız şöyle oldu arkadaşlar. Bu teraziye alınmış betonumuzu döktürdük. Prizlendi. Arkasından konteyner vinç firması tarafından kendi üzerindeki vinçle araç geldi. Onların da terazisi var. Binayı teraziye alıp, bakın çok az, ayağında böyle bir tane demir plakayla terazi alındı, konuldu. Gerekli silikonlar, gerekli dolapların ayarları yapıldı, teslim edildi. Biz elektrik, su ve pis su girişleri yapacağız. Onun haricinde ev zaten kullanıma hazır. Biraz sonra iç kısmını göreceğiz. Biz farklı olsun diye arabanın hemen yan tarafı, binanın yan tarafından bir tane garaj, iki tane araç arka arkaya gelecek şekilde koyduk. Şu anda görüyorsunuz. Kalıp çakılmış, yaklaşık 50 santim olmasına rağmen rahat giriyor. İleride bunun üst tarafında ne yapacağız? Bir tane aşağı bu çit şeylerin de betonların olduğu yere böyle yükselteceğiz. Üstü kapalı olacak garajın. Ön kısım yaklaşık 3 metre 60 santim genişliğinde bir veranda bıraktık. Bunu isterse ahşaptan veranda yapar, isterse ileride cam balkonvari bir şeyle kapatılabilir. Şu anda çekim yaptığımız taraf doğu tarafı, yani güneşin doğduğu yer. Şöyle güzel bir çam ağacımız var hemen evin arkasında. Yaklaşık olarak 10 metre bir mesafede çam ağacı var. Burası hobi bahçesi olacak. Bu çit direklerinin öyle çam arası. Büyük ihtimal sebze, meyve, işte sarımsak, soğan, marul, domates, her neyse. Bu kısım evin arkası. Evin arkasında yaklaşık olarak 3 tane giriş bıraktılar. Şöyle bir tuvalet çukurumuz var. 2 küsür ebadında. Derinliği de yaklaşık 2,5 metre. Burası tuvalet çukuru olarak değerlendireceğiz. Şu çam ağacının etrafını restore edip düzeltip buraya bir tane piknik masası, kendinden oturaklı şeyimizi de salıncağımızı da arkadaşlar yerini bile hazırladık. Görüyorsunuz şurada, bakın o gedik var ya, dirsek, oraya ne yapacağız? Salıncağımızı. Sese bakın, rüzgar sesine. O kadar güzel böyle çamın o huşu sesi geliyor ki anlatamam. Bu taraftayız arkadaşlar. Şimdi şu araç benzeri araç. İki tane önlü arkalı girer. Ya bu binanın bitimiyle tuvalet çukurunun olduğu yere, nereden bakarsanız 3 metre 2.80 gibi bir yer var. Buraya bir ardiye yapacağız. Ya da araba buradan
1 metre geriye gider ise aynı ölçü buradan çıkacak. Evin bitişiğinden ardiye yapacağız ki işte herhangi bir kullanılmayan malzeme, buzdolabıydı yok, yatak yorganlı, bu tip şeyleri koyacağız. Evin arka tarafının görünüşü, demin doğu tarafı demiştik, şimdi de batı tarafındayız. Yavaş yavaş giriyoruz eve arkadaşlar. Burası zaten evin giriş. Şurasını doğallığı bozmasın diye ufak böyle bir düzeltip mucurla şu garaj vari yere yapacağız. İleride belki değişik bir şey düşünülebilir. Evi demiştim 3 metre 7 metre. Ekstra olarak bunun pencerelerini arkadaşlar ferforje orijinal yerinde yaptırdık ki sonradan yapılanlarda bir sürü işçilik hatası olur. Ve bir çelik kapısı var. Şöyle görebiliriz. Güzel bir çelik kapı. Çetin Bey sağ olsun, ellerine sağlık. Açtık evi ve giriyoruz. Bizi hemen şöyle 3 metre 7 metre ebadındaki yerin hemen sağ tarafı güzel geniş bir salon. Yani tahminim değil ama bildiğim kadarıyla 18-17 metrekare gibi bir alan. Burada bir tane penceremiz var. Bu pencereleri tabi isteğe göre koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Yalıtımlı. Hem ses hem ısı yalıtımlı. Burada bir tane mutfak tezgahımız var. Altlı üstlü. Burada bir penceremiz daha var. Bütün pencerelerimiz de dediğimiz gibi ferforje. Şey kaplı. Korunaklı. Dolaplarımız gayet güzel. Ve bunlar amortisörlü. Şöyle bakalım işlerine. Güzel. Bunlar aynı zamanda bayanların en büyük yardımcısı olacak. Şöyle bakıyoruz tezgah altı. Ve lavabosu. Burada prizimiz mevcut. Aşağı tarafa hem buzdolabı koymak için hem de ileride fikir değiştirilirse bulaşık veya çamaşır makinesi konulabilir diye su ve elektrik tesisatı çekilmiş hazır bekliyor. Bu arada arkadaşlar bir ince bir koridor var. Boydan boya şöyle ters olacak ama bir dolabımız var. Altlı üstlü özel yaptırılmış. Çok güzel ne yapar malzemelerini koymak için. 3 gözlü ve altlarda da çekmeceli. Arkadaşlar bakın şu çekmecelerin güzelliğine bakın. Bak tık kapanıyor. Burada o hemen çekmeceli dolabımızın devamında sıhhi alan mevcut. Burada ne var? Yine bir tane banyo dolabı var. Orada bir lavabomuz var. Üzerinde şeyimiz var, aynamız, etajerimiz, giderlerimiz hazır. Burada çamaşır makinesini, bu kısma çamaşır makinesi konulacak arkadaşlar. Onun bağlantı su girişleri hazır. Burada alafranga tuvaletimiz, sabunluk, şu bu hepsi hazır. Burada da çok güzel bir şekilde arkadaşlar kutu gibi olmuş. Duşa kabinimiz var. Şimdiden bile elektrikli, ısıtıcı, her şeyle hazır. Bakın çok tatlı. Kapısıyla. Hatta vazis taslı ve şeyli dışarıdan herhangi bir haşere girmesin diye temiz. Kapatıyoruz. Kapıları teraziye getirdiler arkadaşlar. Zaten bina teraziye alınacak. Kapılar da teraziye alınmış oldu. Çok güzel. Şöyle bakıyorum. Yani burası salon. Burası yaşam kabininin banyo tuvaleti. 3 metre 10 santim ve 3 metre 20 santim yani 3-23-30 arasında bir ölçüsü var. Bu kısım arkadaşlar bu binanın yani konteynerin üstüyle beraber kapatılıp bu ön taraftaki verandanın uzantısına kadar güzel bir salon olabilir. Rahat rahat bir konteyner ebadına yakın yani 20 metre 18 metrekarelik bir
alan bir camlı. Bu ön kısım ise, yani düşün konteynerin ebadının aynısı. O kısım ise arkadaşlar, bir mesela ahşaptan veranda öne doğru sundurma yapılıp veya ileride tekrar cam balkon, artık düşünceye hangi yönde olursa, ne yapılır? İki tane konteyner ebadına yakın bir alan daha kazanılmış olur. 3 metre çarpı 7 metrelik, yani 21 metrekarelik konteyner. İlerisini düşündüğünüz zaman aynı ebatta hem yandan hem de ön tarafından arkadaşlar, yani yanına ve dikine iki tane daha konteyner alanını yarattığınız için size ne yapar? Mükemmel bir alan yaratır. Ben planlarken şunu düşündüm o zaman. Ahşaptan öne bir sundurma yapın. Şu üst, bakın şeyler var ya, taşıma şeylerin. Onun oraya bir tane mesela şey kaynatırsınız, profil. Öne meyil verirsiniz, çok tatlı bir tane ne yaparsınız? Sundurma yaparsınız. Üstünü kaplarsınız, altında oturursunuz, yazlık. Bu yan taraftakini, deminki bahsettiğim gibi, tam bir konteyner dikine ebadında olan kısmı öne kadar getirirsiniz camdan. Mükemmel koyu renk olduğu için yere kadar yukarıdan camlı, açmalı cam balkon. Bütün kanatları açtığınız zaman her taraf açık. Şeyde görmüşsünüzdü, böyle çok hoş yeni nesil bu çay kahve salonları yapıyorlar ya, ön girişlerde hep bilirsiniz yaz aylarında açıktır, kış aylarında kapatıldığı zaman iki tane ısıtıcıyla herkesin oturup çay kahve içtiği yer haline getirebilirsiniz. Bunu da düşüneceğimiz öyleydi.